Herkese merhaba. Ben Ara Kitaptan bir tutam. Umarım çok iyisinizdir ve günleriniz çok güzel geçiyordur. Ve yine umarım ki bu güzel günlerde bol bol çok sevdiğiniz kitapları okuyabiliyorsunuzdur. Saçımı açıkken bana sürekli saçın gözünün önüne geliyor ve ben bunlar rahatsız oluyorum yazıyorsunuz. Ama bakın saçım topluyken de saçım gözümün önüne geliyor. Çünkü saçım biraz çok ve kabarık ve bugün asla şekil almadığı için çok sinirliyim. O yüzden video boyunca saçımla uğraşırsam şimdiden kusura bakmayın. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bugün kargo açılımı yapıyoruz. Aslında daha az kargom olacağını düşünmüştüm ama bir süredir biriktirdiğim için 10 kadar kargom var. Ve bazıları için hem Instagram hem TikTok hem YouTube ailem aşırı heyecanlı. Yani uzun zamandır bu kadar yoğun ilgi gören ve bir anda bu kadar alınan 2-3 kitap görmemiştim. O 2-3 kitabın hepsi bu kargolarda açılacak. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de benim kadar heyecanlısınızdır. Bu heyecanı daha fazla bekletmiyorum. Çünkü her zamanki gibi yine kesin kitaplar hakkında çok konuşacağım. Şimdi bir tık uzun bir video olacaktır. Yine de kısa kesmeye çalışacağım. O zaman sizi daha fazla hiç bekletmeden videoma geçiyorum. İlk olarak şöyle en büyük kargomdan başlayalım istedim. Bu bayağı parçalanarak gelmiş bu arada ama kargodan kaynaklı bir sıkıntı diye düşünüyorum. Çünkü bu yayın evinden başka kargolar da gelmişti. Bana hiç böyle değildi. Şimdi size kargoyu göstereceğim. Ben hiç böyle beklemiyordum ve bilmiyordum. Aşırı güzel, aşırı güzel. Şimdi ilk dışını göstereceğim ve siz de bayılacaksınız bence. Bayıldım ben. Bakın. Şöyle. Aşırı havalı zaten, bir daha aşırı demeyeceğim. Çok altın varaklı gibi. Osmanlı kitabı gibi. Osmanlı'dan çıkmış gibi. Kraliyet ailesinin kitapları gibi. Çok güzel durmuyor mu? Ve baskıları da çok iyi. Şimdi kitapların sıralaması ters. Ama ilk kitabı İhtiyaç. 2 bu. Tutsak. 3 İkna. 4 Sabır. Bu Go kitabın yeni serisi. Şöyle kitapların dışını da göstereyim. Genelde altın temalı tüm tasarımları. Şu şekilde. Bu fantastik bir seri olduğunu biliyorum. Genellikle herkes şey diyor, hani fantastik olduğunu biliyorum ama umarım doğru biliyorumdur. Ama fantastik olması lazım. Genelde şey diye duydum. Hani çok akıcı ama bir tık daha basit. Böyle fantastik yeni başlayanların ilgisini özellikle çok fazla çeken serilerden bir tanesiymiş. Ama yabancı ülkelerde çok seviliyormuş. Ben duruşlarını çok sevdim. Bu seri Go kitap bekletmemek için hepsini basmış. Teşekkürler Go kitap ve çok güzel duruyorlar. Bunun zaten ben Go'nun uzun zamandır basmıyordu kitap. Şu son geçen ay yeni çıkardığı bir serisi daha vardı. Onun ilk kitabını okudum. Şu anda hatta ikincisini okuyorum. O kitapta böyle daha basit bir bilim kurguydu. O yüzden şu sıra çıkardıklarını seviyorum. O yüzden bunlar için de heyecanlıyım. İlk kargomuz böyleydi. Şu herkesin heyecanlı olduğu kargolardan bir tanesini açalım. Ki sizi daha fazla bekletmeyeyim. Bu onlardan biri diye düşünüyorum şu an. Kargo açmak zor. Şu falçada yine unutmuşum. Neyse. Üst üste denk geldi ama bunun da çok güzel bir ayrıntısı var. Onu da göstereceğim. Zaten çok merak edilen ve ayrıntısı var deyince hangi kitap olduğunu büyük ihtimalle anlamışsınızdır. İlk defa böyle, bakın dışı böyle bu arada. Şöyle bunu da ayrıntılı göstereceğim. Sadece dışında şeffaf bir kaplama var. İlk defa bir kitap bana öyle böyle geliyor. Bunu nasıl açacağım? İlk olarak içinden şöyle bir defter çıktı. Ne yazıyor? Eflay. Bu yazarın adı diyebiliyorum. R ismi, hani ismini bilmiyorum. Defter fikri çok güzel ama defterin tasarımı biraz garip geldi bana. Böyle çok şey, cuma mesajlarındaki güllere benzettim biraz. Neyse. Bunu geçiyorum. Bu şurası çok güzel duruyor ama. Bu yabancılar özellikle çok güzel yapıyor. Böyle bir şeyin içine kıstırıp boyuyorlar ya ve çok güzel boyuyorlar. Çok kaliteli duruyor. Hani bunların kayması çok kolay bence ve yapması çok zor. Sanırım Türkiye'de bu tarz şeyler yeni çıkmaya başladı. Ben çok beğendim dışını. Dış tasarımını da göstereyim. Dış tasarımı da bu şekilde. İç sert kapak tasarımı daha basit. Ama ben bu tarz böyle basit ama asil şeyleri seviyorum. Dışı da böyle. Bu arada Artemis Millennium'da yeni bir yayın evi. Artemis'in yan yayın evi. Yeni bir yayın evi sayılır mı? Çok emin olamadım. Ama iç tasarımı da şöyle. Bunu biliyorum ben. Efleli. Wattpad'den biraz okudum. Hatta bu okumaya başlamam şeyimi de anlatayım. Radyoloji sınavım vardı o dönem. Başlarken Hasan Ali Toptaş'ın şöyle bir sözü var. Radyoloji sınavım vardı o dönem ve ben asla kitap okuyamıyordum. Hani hem sınav stresi var ve elime bir kitap alsam bu sefer ders çalışamıyorum diye strese gireceğim. Ama ders çalışırken de canım çok sıkılıyor ve kitap okumak da istiyorum. Böyle dönemlerde ben genelde ya PDF okuyorum ya da Wattpad okuyorum ve
daha temel kitaplar okumam gerekiyor. Daha temel dedim, daha böyle basit, beynimi yormayacak kitaplar. Radyoloji, bu arada radyolojide de derslere gidiyordum. Bu arada anahtarı da şu şekilde. Buralar açılıyor. Buraları açmam ama herhalde ben. Böyle. Nasıl okumaya başladım anlatayım. Radyolojide de derslere gidiyordum. Ve derslere gittiğimde de bazı dersler çok boğucu geçiyordu. Orada elimde hani telefondan okuyacak bir şeye ihtiyacım vardı. O dönem biri Efreli söyledi okumaya başlayabilirsin diye. Ve ben Efreli'nin bir kısmını orada okudum. Ama ben orada okuduğum halde Efreli'yi pek fazla sevmemiştim. Şimdi herkesten daha farklı bir şey. Genelde herkesin takılmadığı birkaç yerde bana göre çok büyük tıbbi hatalar vardı. Hatta ben mi yanlış düşünüyorum diye ben bunu böyle bir iki arkadaşıma falan da sordum. Hatta asistanları sordum. Bakın hani kitapta böyle bir şey yazıyor. Bu yanlış değil mi falan tarzında. Çünkü çok temel bir hataydı ama yine de emin olmak istedim. O yüzden Efle'yle böyle biraz şey olmuştum ama bu çok temel bir hata. Neden böyle bir şey var tarzında. Ama sonra sanırım şu an okuyanlar söylüyor. Kitap basılırken bazı şeyler değiştirilmiş. O yüzden hani kitabı tekrar okuyacağım. Zaten o kısmında hani Wattpad'de de bitirmemiştim. Yani tamamını okumamıştım bölümleri. O yüzden şu an sanki hiç okumamışım gibi başlayacağım. Bakalım neler olacak. Umarım severim çünkü genelde okuyanlardan çok eğlenceli olduğunu duydum ve onun olduğunu duydum. Hani aslında ben eğlenceli bir kitap beklemiyordum. Şu şeyden de kapaktan da çok eğlenceli bir kitap beklemiyorum. Herhalde biraz değiştirilmiş bilmiyorum. O yüzden bunun için heyecanlıyım. Böyle. Şurada Epes yayınlarının bir kargosu var. Bunun içinde iki tane kitap var gibi hissediyorum. Bir tanesini hatırlıyorum ama diğer kitabı nedense hatırlamıyorum ne olduğunu. Şimdi açacağım. Kitaplardan ilki Meltem Özkaya'nın Ejderhanın Öfkesi kitabı. Bu fantastik bir kitap. Hatta bana nedense hep Game of Thrones'u hatırlatıyor. Çünkü neden? Ejderha var. Evet, çok mantıklısın. İçinde de ama bu arada iç kapağı çok güzel. Benim tasarımlarımın en sevdiğim yayın evlerinden şimdi iki tane var. Bir, Ephesus. İki, Ren. Bence ikisi de çok uğraş veriyor ve çok güzel oluyor. Bu arada bunun burası falan da çok güzel. Aşırı iç tasarımını çok beğendim. Bu arada Türkler de yavaş yavaş haritalara girdiği için teşekkürler. Ben harita olayını da çok seviyorum. Hani böyle bazıları aşırı aşırı seviyor. Bu arada içi de böyle. Ben o kadar değilim. Ama hani böyle emek verilmesi hoşuma gidiyor. Aa, ayrıcı da çok şey. Bu da çok tarihi dizi havası yok mu? Böyle bir Vikingsler, Game of Thrones tarzı. Ben bu kitabı aslında istemeyecektim protokolden ya da işte almayacaktım. Okumayı çok düşünmüyordum. Ama sonra şöyle bir şey oldu. Elime tutayım, boş kalmasın dedim. Çünkü neden istemeyecektim? İlk önce onu söyleyeyim. Çünkü okulum yoğun ve tıs çalışmaya başlamam lazım. Her videoda bunu söylüyorum. Çalışmaya başladım mı? Hayır. Olsun. Şu an mesela yoğun bir stajdayım. Bu arada buramı da ipler gelmiş. Şu an yoğun bir stajdayım. O yüzden mesela çok kitap okuyamıyorum. Yani o yüzden de okuyamam yakın bir sürede de çok düşünmemiştim. Ama sonra ne der ki çok iyiymiş, çok iyi bir fantastikmiş istedim. Tabii ben çok iyi bir fantastik olunca dayanabiliyor muyum? Hayır. O yüzden istedim. Ve burada da çok satanlara giren yabancı ülkelerde bir kitap var. Gecenin Gözleri. Bu da Epes'ten yeni çıktı. Bu polisiye bir kitap. Tasarım sanki böyle karşıdan bakınca tersmiş gibi geldi. Bir an şok oldum o yüzden. Bunu ben yazarı merak ediyordum. Şöyle nereye gösteriyorum? Kafam nerede bu videoda? Bu da böyle. Birazdan okula gideceğim. Biraz da onun için ona yetişmeye çalışıyorum. İç kısımlarında da şöyle bir şey var. Böyle. Genel olarak. Ve burada Devin var. Bu zaten kargoyu görünce biliyordum. Çünkü o kargodan gelecek tek kitabım buydu. Devin Can Dikmen'in yeni kitabı. 9'dan çıktı. Ben Can'la geçen hafta kitap fuarındaydım. Antalya Kepez Kitap Fuarı'nda. Orada tanıştım. Aşırı aşırı iyi biri. Zaten Can benim arkadaşımın kuzeni. Bu arada şöyle kapak tasarımları ve Spotify'da çalma listesi varmış. Can'ın da daha önce başka bir kitabını okumuştum. Mühürlenmiş Bedenleri okumuştum. O yüzden hani böyle çok akıcı bir dili olduğunu biliyorum. O fantastikti sanırım, bu normal bir kurgu. Böyle Devin'in anlamını falan da anlatmıştı. Böyle işte kitapla bağlantısı şu adını bu yüzden Devin koydum falan. O yüzden bunu da merak ediyorum. Bu arada içinden şöyle şeyler çıktı. Çok güzel. Şu 9'un kartlarından ve çok güzeller. Şu siyah dondurma mı? Cam dondurma çekti bunun yüzünden. Ben her türlü cam yemek çeker bu arada. Dondurma görmeme gerek yok. Düşünsem de çeker. Bu da böyle. Bunu da yoğun bir sınav dönemi okurum diye düşünüyorum. Aa, içinde çizimler falan da var. Çok güzel. Tasarım çok güzel. Böyle. Genelde ben gerçek insan kullanılan tasarımları sevmem ama bu sanki bir ayna yansıması. Kırık bir ayna ya da cam yansıması. Ayna daha mantıklı. Kırık bir ayna yansıması gibi durduğu için
Sesim gitti. Çok dikkat çekmiyor gibi. Bir kargom var. Evet, neden şimdi kargo açılım videosu çekiyoruz? Bir kargom olmasından daha mantıklı ne olabilir? Bu şöyle bir şey çıktı bundan. Bundan ne çıkacağını bilmiyorum. Bayağı uzun. Şöyle bakın. Ve aslında ne olduğunu biliyormuşum. Herkesin beklediği iki kitap var demiştim ya. Bir tanesi Eflali, diğeri de bu. Ve bu da En Tatlı Kaçış. Şimdi bu yani o kadar daha yeni çıktı bu kitap. Durun, sakin olun. O kadar fazla Instagram'da, TikTok'ta önüme düştü ki. Yani ne ara aldınız, ne ara okudunuz, ne ara bu kadar aklınıza işte video Reels fikri geldi, TikTok fikri geldi, çektiniz, çıldırdım. Kitap bu kargo videosunu açana kadar çıldırdım. İlk olarak En Net bunu okuyacağım çünkü çok merak ediyorum. Bir iki tane sadece olumsuz şey gördüm kitap hakkında. Yani hatta bunu sordum çünkü benim çok dikkatimi çeken bir şeydi o bir iki olumsuz şey. Sonra okuyan bir arkadaşıma sordum, bak kitapta böyle bir şey var mı? Çünkü söyle, ona göre beklentimi aşağı çekip öyle başlayacağım kitaba. Sonra dedi hayır dedi, hani bu tam olarak senin beklediğin gibi bir şey değil. Hani kitabı okuyunca bu çok fazla dikkatini çekmeyecek. Kitabın hani içinde böyle bir espri tarzı bir şey gibi dedi. O yüzden şu an hala beklentim yüksek. Sadece böyle bir tık düştü. Onun dışında yine genel olarak şeyim, kitaba karşı aşırı yükseğim şu an. Ya umarım severim. Çünkü biraz ben toksik ilişkilerden nefret eden bir insanım gerçek hayatımda. Genelde kitaplarda da sevmem. Hatta çok eleştiririm. Çok eleştirdiğim için çok eleştirilirim de. Ama böyle kaliteli toksik yazılan, böyle hani aşırı toksik, kadına belli bir dayatma içinde olmayan ya da işte hani içinde fiziksel istismara kadar varan şeyler olmayan, belli başlı toksiteyi de severim. Kitapta severim. Modum oysa. Mesela Işığım Sensin bence çok toksik bir ilişkiydi. Ama okutmuştu kendini. Bu En Tatlı Kaçış'tan da ben bunu bekliyorum. Sanırım mafya kurgusuymuş. Ama bu kadar biliyorum. Bu arada bunun editörü de Derya. Aa, yetişkin okurlar içinmiş bu arada. Haberiniz olsun. Yani artı 18'miş. O kadar, öyle bilmiyordum ben. Editörü Derya. Bakalım ismini bulabilecek miyiz burada. Evet, editör. Derya Sevim. Bakın. Derya da arkadaşım olduğu için onun için ayrıca heyecanlıyım. İlk kişi olduğu için de çok hevesliyim. Umarım ben de herkes kadar severim çünkü herkes aşırı sevdi. Şöyle bir kargo. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. İçinde ne olduğunu biliyormuşum. Tamam, şimdi bedel ödeyenler. Ay, gözlerimi kırıyordum. Bedel ödeyenler. Cüneyt Candaş. Şimdi bu kitap hakkında neden heyecanlıyım? Çünkü bu yazarın geçen... Ay, elime yapıştı. Bakın şöyle. Şu an büyücü gibiyim. Tam düştüm. Hayır, hala duruyor. Neyse, boş yapmayayım. Çünkü bu yazarın bir önceki kitabını okudum. Kadavra Mevsimi. Ama mükemmel bir kurguydu. Bakın. Aşırı iyi bir korku kitabı. Zaten arkasında da yazıyor, yılın en iyi korku romanı seçilmişti. Gerçekten çok severek okumuştum. Çok kaliteliydi. Çok düşünülerek yazılmıştı. Hani bir korku kitabı olmasına rağmen içinde hiçbir mantıksızlık yoktu. Ve böyle King tarzında gerçekten beni geren, karanlıkta okurken ya sanırım şu an okumayı bırakmam gerekiyor tarzında düşündüm. Ve belli bir süre ya hani inşallah karanlıkta ışığı gece okurken ışığı kapattığımda bir problem yaşamam diye düşündüğüm bir kitaptı. O yüzden birincisi korku kitabı okuyanlara yazarın bir önceki kitabı Kadavra Mevsimi'ni kesinlikle öneririm. Çok iyiydi. O yüzden bunun için de aşırı heyecanlıyım ben. Çünkü mesela ben toplam korku kitabı kaç 3 tane falan okumuşumdur. İşte Hayvan Mezarlığı'nı okudum. Kitap noktalarımdan bir tanesidir. Kadavra Mevsimi'ni de çok seviyorum. Bir de kitabın adını unuttum ya. Daha yeni okudum. Bir saniye, şuralardaydı. Kitabın adını unuttum. Bir de Kefensizler Mezarlığı'nı okudum yeni. Bu 10 üzerinden 9'du ama bu da çok iyi bir korku kitabıydı. Bunu da Ocak Şubat ayı okuduklarım videosunda bulabilirsiniz. Ayrıntılı yorumunu. O yüzden şu an tekrar bir korku kitabı için çok heyecanlıyım. Ve aynı zamanda hevesli olmamın bir sebebi de yazarı doktor. Sanırım şu an mecburi görevini yapıyor ama çok emin değilim. Ve böyle meslektaşımın bu kadar iyi bir kurgu yazması ve mesela bir önceki kurgusuna tıp fakültesi öğrencilerini dahil etmiş. Yani ana karakter tıp fakültesi öğrencisiydi. Ve hani öyle bir kurgunun içinden ilerlemesi benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden zaten ayrı bir hayranlıkla besliyorum. O yüzden bedel ödeyenler için de yazacağını, hani kitap yazdığını söylediği andan itibaren, çıkacağını söylediği andan itibaren ben kendim çok heyecanla bekliyordum. O yüzden çok mutluyum. Umarım Kadavra Mevsimi kadar çok severim. Bunun için de beklentim yüksek. Ya bu arada çok konuşmamdan rahatsız oluyor musunuz? Ben seviyorum konuşmayı. Ki zaten yani şey modundayım şu an. Kendi hesabım. Kendim konuşuyorum yani. Burada da bu ne bilmiyorum ama bayağı kitap var içinde. İki tane var ve büyükler gibi. Bir de şöyle bir şey var. Hem TikTok'ta hem burada.
Bana diyorsunuz ki o kadar kitap okumuşsun, konuşman düzenlemiş. Şimdi arkadaşlar, ben kitapları bağıra bağıra okumuyorum. Değil mi? Hani böyle elime alıp mesela şöyle okumuyorum ben bu kitabı. Pekala dedi annesi, peki oğlum. Böyle okumadığım sürece benim kitap okumamın telaffuzuma ne gibi bir etkisi olabilir? Ben hızlı konuşan bir insanım. Bak bu benim biraz yavaşlatılmış konuşma. Çünkü video çektiğim için yavaşlamaya çalışıyorum. Normalde arkadaş ortamında görseniz daha da hızlı konuşuyorum ben. Hele heyecanlanınca. Mesela beni sözlülerde görün, hocalar beni anlamıyor. Diyorlar ki tane tane konuş. Tane tane konuş demiyorlar da. Ben zaten Latince konuşuyoruz diyor. Yavaşla falan. Hani ben böyle konuşuyorum. Yani konuşmamı değiştiremem. Gelmişim 22 yaşına. Bence çok da anlaşılmıyor değil yani. Bir tık hızlı konuşuyorum diye. O kadar da sorun etmeyin. Anlayabilirsiniz diye. İzleyenler anlıyorsa siz de anlarsınız diye düşünüyorum. İkinci olarak gerçekten kitap okumamla telaffuzumun bir alakası yok. Bunu neden anlatamıyorum bilmiyorum. Diyorum ki bak gözümle okuyorum. Hiç ağzımdan ses çıkmıyor. İçimden okumuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sesli okumuyorum. Çünkü sesli okusam boğazım kurur. Çok yavaş okurum falan pistan. İnsanların ortasında sesli okuyayım ya da bu da bir şey. Hani gözümle ağzım arasındaki, telaffuzum arasındaki bağlantıyı, anatomik bağlantıyı bana açıkla diyorum. Diyor ki sen böyle bir soru soruyorsan zaten ben sana hiçbir şey diyemem. Ne alakası var? Asıl sana ne alakası var? Gerçekten bu konuda çok sinirliyim. Çünkü bu konuda çok eleştiri alıyorum. Ve eleştirinin hiçbir mantığı olmadığı için de çok sinirleniyorum. O yüzden lütfen bana bu kadar kitap okuyup neden böyle konuşuyorsun demeyin. Teşekkürler. Şimdi benim çok heyecanlı olduğum bir kitaba geçelim. Harry Potter'ın büyük kitabı. Arkadaşlar ben zaten Harry Potter'ı aşırı derecede seviyorum. Hani bunu bence biliyorsunuzdur. Benim çocukluğumu oluşturan bir seri hala çok seviyorum. Bu kadar kitap okumayı seviyorsam bunun çok büyük bir sebebi Harry Potter'dır. Ve böyle ortaokul döneminde sanırım 6. sınıfta falan Facebook'ta. O zamanlar Facebook var. Ben o kadar yaşlıyım bakın. O zamanlar Facebook var. Facebook'ta şey grupları vardı böyle. De Hogwarts'ı canlandırıyorlardı kendi çaplarında. Herkesi bir binaya yerleştiriyorlardı. Öğretmenler vardı. Öğretmenler ders çalışıyordu. Ben onlara girip böyle bakıyordum. Aa, ne kadar güzel. Keşke böyle şeyler gerçek olsa falan diye. Ve şu an büyük kitabını görmek beni çok heyecanlandırdı. Bu arada bu kargodaki her şeyin dışı neden bu kadar güzel? Bu biraz daha normal kitaplara göre büyük bu arada. Şöyle göstereyim. Yani hem enine büyük hem boyuna büyük. Ve yani içini çok merak ediyorum. İçi böyle. Ama bu için değil. Hani nasıl büyüsün? Yani mesela şey sözsüz ve asalsız büyüler var şurada. Açıyoruz. Bildiğin yok asa ağaçları falan var. Bayağı bilgi şeklinde mi? Üstün asa özleri. Ha, sonra büyülere geçiyor. Bildiğin bir büyü. Ne Lumos'a bakalım. Aa, alfabetik gitmiyormuş. Bir alfabetik mi gidiyor? Bulacağım. Aa bu arada Antalya'ya Lumos Diş Kliniği diye bir yer açılıyor. Dün Instagram'a görüp fotoğrafını attım. Yani portret biri diş hekimi olmuş diye yorumladım ben bunu. Bildiğim hiçbir büyüyü bulamamam. Bu kadar büyü mü varmış? Ha bak Expecto Patronum'u buldum. Şöyle şurada Expecto Patronum var. İşte söylenişi var. Expecto Patronum tamam. İşlevi asadan patronus çıkarmak. Kökeni var. Koruyucu bekliyorum anlamına geliyormuş. Büyü anını yazmışlar ilk olarak. Bir de işte altına not düşmüşler. İşte Harry'ninki bu, Harry'nin babasınınki şu falan tarzında. Mesela burada da şu asa çalma büyüsü var. Aa bakın büyü hareketi de var. Şöyle. Benim asam var. İki tane asam alıp gelip. Evet bunları oynayacak kişi geçtim mi? Bence geçmedim. Çok hoşuma gitti. Şimdi bununla aşk yaşayacağım videodan sonra. Zaten şu an yeterince konuştum. Ve burada da aşırı merak ettiğim Kız Yılan ve Diken kitabı var. Yine Mart yayınlarından çıkmış. Sanırım bu da büyük değil mi? Diğer kitaplara göre. Evet. Hatta neredeyse Harry Potter kitabından daha büyük. Bunun cildi çok güzel. Yabancı basımlara benziyor. Bak Ephesus'un ve Ren'in demiştim. Ben şu sıra Martin'ı da çok beğeniyorum. Hem yani Martin'ın ciltlerine karşı özel bir aha çok güzeller şeklinde özel bir ilgim ya da sevgim yoktu ama şu sıra var. Böyle aşırı tatlı bir pembesi var. Şey bu. Pamuk şeker pembesi gibi değil mi? Çok tatlı. İçinde hiçbir şey yok bu arada. İçi normal. Bu bana nedense masal kurgusunu çağrıştırıyor. Fantastik sanırım ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece yabancılar çok seviyor diye aldım. Böyle. Bence yakışıyoruz. Bu arada bunun mavisi de çok güzel. Çok soft renkler kullanmış ve çok hoşuma gidiyor. Buna soft renkler denir değil mi? Umarım anlatabilmişimdir ne dediğimi. Burada tekrardan bir kargam var. Şey yok. Ren'in mükemmel şeyi. Şeysi. Ne? Kaplaması. Yayın evlerinde çalışmayı çok isterdim. Yayın evleri. Beni duyun.
Ama zaten sanki zamanım var da yeni evinde çalışmaya. Yanlış meslek seçmişim diye düşünebilir miyiz? Umarım yanlış meslek değildir yani. Yoksa 6 sene okumaya yazık. Bu arada tıp fakültesiyle alakalı bana Instagram'dan çok soru geliyor. Videolarım var Instagram'da. Instagram'da diyorum. YouTube'da onlara bakabilirsiniz. Bunun dışında tıpla alakalı özel sorularınız olursa yazabilirsiniz. Çünkü bir ara video çekeceğim tekrardan. Özellikle son olaylardan sonra çekmeyi düşünüyorum. Bu da Yeni'nin Reni kitabı. Abanos Kanatlar. Acının içinde güçlen yazıyor. Bu çok havalı bir karakter değil mi? Böyle. Aşırı güzel duruyor. Siyahi... Mesela siyahi bir karakter var. Çünkü siyahi çocuklarla alakalı bir olayı var mı sanırım. Bu da fantastik bir kitap. Acının içinden güçlen. Öldürmeyen acı güçlendirir. Evet harika. Günlük şeyin mottomuzda verdiğimize göre içi de bu şekilde. Ren'in basımlarını, el tasarımlarını sevdiğimi zaten söylemiştim. Bu da çok güzel duruyor. Ren'in kitapları da güzel oluyor. Yabancı ve Türk kitapları. Özellikle Türklerden Kübra'yı ve... Betül'ü çok seviyorum. Bu da böyleydi. Son iki kargon kaldı. Bir de göstereceğim iki tane kitap var. Bunda bir kutulu set var. Burada da Timaş, genç Timaş'ın Rüzgara Fısıldayan Kadınlar kitabı var. Adı çok havalı. Türk bir yazardan çıkma. Arkeolojik bir kazıda bulunan esrarengiz bir el motifinin Anadolu Orta Çağ'ın uzanan hikayesi şeklinde. Genelde ben genç Timaş okumayı çok seviyorum bu arada. Bu arada ben genç Timaş okumayı çok sevdiğim için bazı bir kere bir eleştiri almıştım. Demişlerdi ki çocuk kitabı tarzında. Yani çocuk kitabı değiller bence. Çünkü annem çok seviyor genç Timaş'ı mesela. Ben genç Timaş'ı okuyorum. Sonra çok beğendiğim bir kitap olunca anne diyorum bak çok iyi sen de oku. O da seviyor yani genç Timaş için neden çocuk kitabı tarzında düşünüyor hiç bilmiyorum. Bunu da merak ettim ama genç Timaş'ta şu an daha çok merak ettiğim bir iki kitap var. O yüzden bunu bir tık geriye atabilirim. Burada da şöyle bir kutu var. Her şeyi değiştirecek bir dostluk diyor. Hayvanlarla alakalı kurguysa direkt okurum. Çünkü şu sıra öyle bir kurgu okumaya çok ihtiyacım var. İçinden çok güzel bir çanta çıktı. Son ayı. Aa çok güzel çanta. Ben beşantları çok seviyorum kullanmayı falan. Çok rahat oluyor yazın Antalya'da kullanması. Çok güzel. Şimdi kitabı göstereceğim hemen. Ya çok tatlı. Bunu hemen okurum ben. Ayı Adası'nda hiç kutup ayısı kalmadı. Sanırım bu da son ayı ve bir tane genç kızın dostluğu. Biraz şey böyle hani çizgi roman tarzında değil ama çok resimli. Ve resimleri çok güzel. Bayıldım ben buna. Bunu çok merak ediyorum şu an. Ben hayvan kurgularına bayılıyorum. Hani böyle hayvanlarla alakalı bir kurgu vardı ayrıca bu. Hayvanlarla alakalı bir kurgu okumak isterseniz. Bu arada içinden şöyle şeyler çıktı. Siyah Hinci, Vahşetin Çağrısı, bunlar Beyaz Diş. Kesinlikle okumanız gereken kitaplar. Hani hatta bir ara böyle bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Kedimle Sohbetler mesela. Hani hayvan çocuğunuzla hayvan sevgisini aşılamak istiyorsanız ya da kendiniz hayvanlarla alakalı bir şey okumak istiyorsanız ne okumanız gerekiyor diye. Bence güzel olur. Yine benden bir kitabımız var. Şöyle. Şu şekil. Ya şuna bakın. Bunu ben evet biraz geç açtım kargoda göstermek için. Bu Sevgililer Günü, Sevgililer Günü özel çıkarttılar bu kargoyu. Bakın çok güzel. Aşırı güzel. Arkası da şöyle. Bunun satışı hala devam ediyor diye biliyorum. Şimdi şunu açacağım. Çok güzel. Ren'in böyle özenli şeylerine bayılıyorum ben. Ve şöyle açılışı var. Yırtmadan açmaya çalışıyorum şu an. Başaramayacağım. Ve içinden de şu kitap çıktı. Kuantum Öpücüğü. Lise kurmuşum. Ben liseyi bitireli kaç sene oldu biliyor musunuz? İçi de şu şöyle. Çok tatlı. Ben liseyi bitireli 5 sene oldu arkadaşlar. Ama bu arada içinden bir şeyler daha çıktı. Onları da göstereyim. Ama hala lise kurgularını çok seviyorum. Sadece kitaplarda dizilerde de mesela Europa'yı izliyorum şu an. Bu arada Europa'yı neden sürekli 18 yaş altı çocuklar izliyor? Aslında 18 yaş altındaki çocuklar uygun değil. Siz nasıl izliyorsunuz? Ben bile şok oldum izlerken. Şöyle de fotoğraflar var. Normalde açacağım kargolar bu kadar. Ama kendim aldığım iki tane kitap var. Bir onları göstereceğim. Aslında bunu kendim almadım. Bu da Dex'ten geldi. Ya Yarın Yoksa tarzında. Bu da çok satanlara girmiş ve bunu çok seviyorlar. Bu hani aslında adı şey gibi değil mi? Kişisel gelişim gibi. Ya Yarın Yoksa falan. Ama bu bir kurgu. O yüzden bunu da çok merak ediyorum. Ve Dex'ten şu 2 gün önce, 3 gün önce şey bıraktım. Ardında Bıraktığın Kadın diye Jojo Moyes'in bir kitabı. İçim çıktı kitabı okurken üzülmekten. Yani o tarz
dram ağırlıklı kitapları seviyorsanız onu kesinlikle önerebilirim. Bunu da geçen fuarda çalışırken Epsilon yayın evinde çalışıyordum. O Epsilon yayın evinden kendim aldım. Tweet Savaşları. Bunu da bir arkadaşım çok seviyordu ve çok övüyordu. O yüzden aldım. İçi de şöyle. Epsilon'dan da en son genç kurgu olarak bunca zamandır okuyup hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan biri diye aşk yaşamıştım. O yüzden bunun için de çok heyecanlıyım. Bunun ayracı yok. Ayracı genel olarak mı yok yoksa benden mi çıkmadı bilmiyorum. Bir kitapları göstereyim. Kafama devrilmezler umarım. Ve tersler şu an. Neden bunu yaşıyoruz? Bu kitap kaldırırken kas yapacağım. Bir de çok riskli. Arkaya da devrilebilir. Şu altta da Go'nun kitapları var. Bence siz anladınız yeterli. Daha fazla uğraşmaya gerek yok. Kaygılarım bu kadardı. Çok heyecanlıyım. En tatlı kaçışı okuyacağım. Bu arada Efrail için okuma maratonu videosu çekebilirim. Bu arada ben video çekiyorum ama editlemenin zamanı bulmadığı için editlemek için atamıyorum falan. Mesela Krallar ve Soytalar'ına video çektim hala editleyip atamadım. Bunun dışında Instagram'da hikayelerde çok aktifim. Hesabımı buraya bırakıyorum. Özellikle kitap yorum olarak değil hikayelerde an ve an paylaşarak an beyan, an beyan değil. An beyan paylaşarak daha eğleniyorum. Hikayelerde yüzden çok aktifim kitap okurken. Oradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında TikTok hesabım da aynı isimde. Orada da böyle günlük kısa video 60 saniyelik okuma maratonları çekiyorum. Bunun dışında YouTube'a da atıyorum. İstediğiniz özel bir video kitap için herhangi bir yorum şu bu falan bir şey varsa yorum atabilirsiniz. Bazen cevap veremezsem çok özür dilerim çünkü okulum gerçekten çok yoğun. Umarım anlayış gösterirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kitapla kalın. Görüşmek üzere.